Evet, geldik tren problemine. Çok kişinin problemi var. Benim bir problemim yok çok şükür. Tren sorusunu çoğu kişi yapıyor. Niye yapamıyor? Çünkü dönüşüm yapmıyor. Soru tarzını bilmiyor. Çok ezbere çözüyor, olmaz. Tren sorusu çok zor bir soru değil. Sadece tren sorusu diye bir soru olmaz. Niye tren sorusu var da mesela otobüs sorusu yok? Çünkü tren uzunluğu veya uçak sorusu yok. Tren uzunluğu ihmal edilemeyecek kadar büyük. 150 metre, 300 metre, 500 metre trenler var. Ama otobüs uzunluğu 10 metre, 5 metre. Onları ihmal ediyoruz. Yoksa hareket problemi çözemeyiz yani. Şimdi tren sorusunu ne yapacağız? Tren sorusunda birimler çok önemli. İlk formül şu. Yol eşittir hız çarpı zamandı ya. Tren konusunda bu formül şöyle değişiyor. Yola trenin boyunu da eklemeniz lazım ki trenin oradan tamamen çıkması için. Veya mesela trenin çıkması için. Bazen öğrenci şöyle bana soru soruyor. Şimdi tren diyor ne zaman tünelden çıkar? Bazen de tünelden tamamen çıkar. Arkadaşlar tünelden ne zaman çıkar demekle tamamen çıkar demek arasında fark yok. Tren tünelden çıkmışsa çıkmıştır, çıkmamışsa çıkmamıştır ya. Bir daha anlatıyorum bak. Trenin tünelden tamamen çıkmasıyla çıkması arasında fark yok. Tren tünelden çıkmışsa çıkmıştır, çıkmamışsa çıkmamıştır. Ben burada konuşturmayın yani. Yol eşittir hız çarpı zaman, yol artı tren eşittir hız çarpı zaman oluyor. Yalnız işte bu sorularda mesela, şimdi birimler çok önemli. Misal, atıyorum hız 30 km bölü saat veriliyor. Hız böyle veriliyor. Ama yolumuz atıyorum metre, zamanda dakika soruluyor. Bir kere o zaman hız dönüşümü yapacağım. Tren sorusunun en önemli şey hız dönüşümüdür. Trenin boyunu herkes ekler. Hız dönüşümü yapmadığınız hiçbir tren sorusu doğru çıkmaz. Gerekiyorsa hız dönüşümü eğer. Ama nasıl, ne demek istiyorum? 30 km bölü saat mi? Tamam. Bunu önce metreye çeviriyorum. 30'a 3,0 koydum. Bölü. Saati neye dönüştüreceğim? Dakikaya. 1 saat 60 dakika bir defa 60'a bölüyorum. Hız yerine bunu yazmanız lazım. Hız dönüşümü yapmadığınız her tren sorusu yanlış çıkar. Bir daha atıyorum. Atıyorum 40 km bölü saat dedi hıza. Ne dedi ama? Burada da metre bölü saniye sordu diyelim. Doğru mu? Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 40'a 3,0 atacağız. Önce metreye çevireceğiz. Sonra 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniyedir. O zaman 60 çarpı 60 yapıp olayı bitireceğiz. Anlaştık mı? Hız dönüşümü doğru yapmanız lazım. Başlayalım. 75 metre uzunluğunda bir tüneli saatte 30 km hızla 12 saniyede geçen bir trenin uzunluğu ne kadardır? İşte bak şimdi. Tünel 75 metre. Treni bilmiyorum. Eşittir. Kaç hızla diyor? Saatte 30 km hızla diyor. Dönüştürüyorum. Hazır mısın? 30'a 3,0 attım. Bölü. Dakika diyorsa bir kere 60'a böleceğim. Saniye diyorsa iki defa böleceğim. 12 saniye demiş. O zaman iki defa 60'a bölüyorum. 60 çarpı 60 yaptım. Çarpı 12 yapıp soruyu bitirdim. Buraya aldık mı? Tekrarlayayım. Dakika diyorsa bir defa 60'a böleceğim. Saniye diyorsa iki defa 60'a böleceğim. Tamam. 75 artı t eşittir. Sıfırlığa gitsin. Buraya 50 geldi 6'ya bölersem. 6'ya bölüp 2 geldi. Sağ taraf 100 gelmiş oldu. 75 karşıya eksi geçer. Tren eşittir. 100 eksi 75'ten tren ne olur o zaman? 25 metre olmuş olur. Anlaşıldı mı? Olayın mantığı bu yani. Tamam. Çok dedim dönüşüm yapmanız için zor. Ama dönüşüm her zaman gerekli. Şimdi hız kilometre verilmezse dönüşüme ihtiyaç yok. Ona dikkat yani. Hız kilometre verilmeyebilir. Dönüşüm zor etme ya. Soruya iyi bakacaksın orada. 100 metre uzunluğunda bir tren, 450 metre uzunluğundaki bir tünel 22 saniye tamamen geçiyor. Trenin saniyede bak burada dönüşüme gerek yok. Yol metre, hız metre bölü saniye soruluyor. Saniye hızı verilmişler, 22 saniye demiş. Burada dönüşüme ihtiyaç yok. Ne yapacağım? 100 metre kendi uzunluğu var. 450 tünelin uzunluğu var. Eşittir. Hızını bilmiyorum. V diyeyim. Çarpı 22 saniyemiş. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Bir dönüşüme ihtiyaç olan bir soru değil. O zor etmeyin illa. Sol taraf 550 yapar. Sağ taraf V'ye çarpı 22 gelir. 22'ye bölersem şöyle. 11'e bölsem 50 gelir. 11'e bölsem 2 gelir. 50 bölü 2'de cevap kaç olur? 25 olmuş olur. Nerede var? A şıkkım var. Tamam mıdır? Genelde testlerde şunu göreceksiniz. Birazdan yine sorular da var. Ama bu tarzdan hiç bir dönüşüm yapılmayan soru da olabilir yani. Dikkat edin. Saatte 45 km bir tren kendi uzunluğunun 5 katı kadar olan bir tünel demiş. Kendi uzunluğu x ise tünel 5x. Yani bu trenin gideceği toplam yol ne o zaman? 6x oluyor. Buraya anladık mı? Kendi uzunluğu x ise tünel 5x olur. Toplam gideceği mesafe 6x olur o zaman. Tamam. Şimdi demiş ki 6x olan mesafemiz var. X artı 5x'ten. Tamam. Hızı ne kadar? 45. Tüneli kaç dakikada geçiyormuş? 6 dakikada geçiyormuş. Bak şimdi. Hızda saatte 45 km. İşte bu dönüşüme ihtiyaç var. Hızı metre bölü dakikaya dönüştürmek zorundayım. Dönüştürüyorum. 45'e 3,0 attım. Bölü diyorum. Böyle diyorum. Bir defa 60'a böldüm. Hocam niye iki defa bölmedin? Saniye dememiş. Dakika demiş. Çarpı 6 yazıp olayı bitirdim yani. Başka bir şey yok. Sıfırlar gider. 6'la gider. 6x eşittir ne olur? 4500 olur. Bunu da 6'ya bölerseniz x eşittir kaç gelmiş olur? 750 metre gelmiş olur. Nerede var? Denizli'de var. Tamam mıdır? Devam. Saatteki hızla 180 km olan bir tren 1200 metre uzunluğundaki bir tünel 40 saniyede geçiyor. Trenin boyu ne kadardır diye klasik bir soru daha. Şimdi 1200 metrelik tünel var. Treni bilmiyorum. Hız ne kadardı? 180 km. 180'e 3-0 koydum. Korkma şimdi burada, sakin ol. 40 saniye demiş. Bak saniye demiş ya. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. 2 defa 60'a böldüm. Çarpı T yapıp soruyu bitiriyorum. Anlaşıldı mı? Pardon, onu vermişken 40 saniye demiş. Özür dilerim. Bu da 40 saniyede geçiyormuş. T zaten bilinmiyordu. İşlem yapalım şurada. Sıfırlığa gitsin. 6'ya böldüm 300 oldu. 300'ü 6'ya bölersem 50 gelir. Şimdi sol taraf 1200 artı tren eşittir. 50 ile neyi çarpacaksınız? 40'ı. Yani 2000 olacak. 1200 karşıya eksi geçecek. Tren ne oldu yani? 800 gelmiş oldu. Nerede var? D şıkkında var. Anlaştık mı? Yani şu dönüşüm olayında çok sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Ben de bunun üstünde biraz gittim burada yani. Biraz da bir tane son soruda da yorum yapacağız biraz. Uzunlukları 1,5 km ve 400 metre iki tünelden birincinin bitiş noktası ile ikincinin başlangıç noktası arasında uzaklık 6 kilometreymiş. Bak bir tünel var, tamam mı? Şimdi burada mesela bir tünel daha var. Şimdi bu uzunluk 1,5 kilometre. Şu uzunluk 400 metre. Doğru mu? Şu mesafe 6 kilometre. Tamam. Yani hikaye bunu anlatıyor yani. Bir tünel var, 1,5. Biraz dengesiz oldu ama takılmayın. 6, 400. Şu an ortalık karışık. Metre var, kilometre. Ben metreye çevireceğim. En mantıklı yol, tren sorunun yolu metreye çevirmenizdir. Tamam. Uzunluğu 100 metre. Bak bir tren giriyor şuradan. Uzunluğu 100 metre bunun. Şimdi bir yolu bulalım mı beraber? Şimdi burada iki tünel var diye öğrenci trenin boyunu iki defa ekliyor mesela. Ya Allah muhafaza. Ya böyle şey olur mu kardeşim ya? Ha bir tünel olmuş. Ha tüneli ikiye bölmüşsünüz. Yani bir defa ekleyeceksiniz arkadaşlar. Trenin boyu hiçbir soruda iki defa eklenmez. Sadece karşılıklı trenler olur bazen. Birbirlerini geçmesi için iki boyu eklenir ama farklı trenler onlar. Bir trenin boyu hiçbir zaman iki defa eklenmez. Sakın ha. Ben olurum olmam Allah muhafaza yani. Gazeteye çıkarsınız. Bak 1,5 kilometre 1500 metre demektir. 6 kilometre 6000 metre demektir. Topluyorum hepsini. 6000, 1500, 7500, 7900, 8000. 8000 metre çıktı sol taraf. Yolumuz 8000 eşittir. Hızımız neymiş? Saatteki hızı 40 kilometreymiş. Kaç dakika diye sormuş. Dakika diye sormuş. Bir defa 60'a böleceğim. Saniye sorsa iki defa 60'a bölecektim. 40 yazdım. 3-0 koydum. Bir defa 60'a böldüm. Çarpı T yazıp soruyu bitireceğim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Anlaşıldı mı? Hızla dönüştürdük. Şimdi sıfırlar gider. Bakın 4000, 8000. Bölersen 2 gelir sol taraf. T bölü 6 gelir. 6'yı karşıya atın. T buradan kaç çıkar? 12 çıkmış olur. Demek ki tren. Bak şimdi tamamen çıkar diyor. Çat değmeden mesaj. Hocam tamamen çıkar dediğince trenin bu iki defa eklemeyecek miyiz diyor. Şimdi gel dengelleme. Gel dengelleme. Arkadaşlar tamamen çıkar demesiyle normal çıkar demesi aslında fark yok. Tren tünelden çıkmışsa çıkmıştır, çıkmamışsa çıkmamıştır ya. Bunu tartışmaya gerek yok. Allah rızası için ya. Tamam? Biraz da basit düşünelim yani. Zor etmeyelim yani. Evet, tren sorusunu da halletmiş olduk. 5 tane soru çözdük. Sıra sizde şimdi, onları çözün. Şimdi onu ortalama hızla gelin. Sonra 2 tane de kendini kur, kendini çöz de kitabı bitiriyoruz. Hareketi bitirmiyoruz. Serkan biraz sinirli bugün. Evet, ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Kitaplarımı da almayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.